Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New test server'da değişen yemek sistemine değişen yemeklere ve yeni 10 kişi girebildiğimiz triala bakacağız. Şimdi Edin Grove'da buraya geliyoruz. Burası neresi? Winter Room Forge. Buraya şöyle tıklayıp bakabiliriz. Aa, uzaktan bakma gelmiş. Geçen gün bu buktaydı bu arada. Bunun resmi çıkmıyor. Düzeltmişler. Bir hafta önce falan baktım. Şimdi Winter Room Forge abimiz Ice Guardian var. İki tane başlayacak boss'umuz var. Ben adım size anlatacağım. İşte 4 bey geliyor. 4 beyi kesiyoruz pardon 3 beyi kesiyoruz. 4. de bir tane böyle direkt geliyor. Ejder geliyor. Ejderin özelliği şu. Yarı cana düştüğünde bölünüyor. Bir daha kesiyorsun yarı cana düştüğünde bir daha bölünüyor. Bu iki ejder birbirinin yakınına giderse hemen power alıyor. Hem can yenilemesi alıyor. Hem daha fazla vuruyor. Hem de armor kazanıyor. Kesemiyorsun. Birbirini ayırıp kesiyorsun. Yaklaşık 2,5 saat sonra bunları kestik. Ve en sonunda bu abimiz geldi. Bu abinin de makarası şey. Zaten şu yukarıda sezon görevini yapmışsınızdır. Onu hemen göstereyim şuradan geliyordu tabi bu artık 12 Mart'tan sonra bu sözön görevi devre dışı kalacak Hatchery gibi Hatchery gibi buraya giriyorduk Buradan Sol Trial'a giriyorduk tek başımıza bu abiyi kesiyorduk Orada aslında mekanikleri bize gösteriyor buz üflüyor duvara işte işareti buz atıyoruz falan Değişik mekanikleri var Onları yaptıktan sonra bu abiyi kesiyoruz bu abiye Gritex için gireceğiz artı bakışım ve yanında itemler atıyor 650-700 arası item atıyormuş mesela Şu tarz şeyler atıyor bunun sevilmesinin sebebi şu. Bir tane özel bir life var. Gelmeyen perk geliyor. Haftada kaç kez gireceğin derseniz de haftada iki kere giriyoruz. Bununla ödülleri alıyoruz. Gipsum işte token ve dark matter veriyor. Asıl olay ise şu. Bir tane life var. illegal bir life staff. Bu muydu? Onu bulayım. Ha. Şimdi abi oyunda gelmeyen iki perk var. Savior ve Blessed aynı anda bir life stop'a gelmiyor. İmkansız. Yani biri gelirse biri gelmiyor. Fakat bu Winter Room Poch'ta bu ikisi bir araya geliyor. Ve siz bunu upgrade edebiliyorsunuz. Bunu düşürüp üçüncü perk'ü ister refresh bow ister tabi bir skill perk'ü falan. Yani gelmeyen iki tane perk'lük kullanabilirsin. Hem de var hem de Savior var. %50 canın altına %20 daha çok heal atacaksın. Bu ikisiyle healer'lar manyak derecede heal basacak. Bunu kullanacaklarını düşünüyor. Gene dediğim gibi bir sürü item var morlardan. işte şey var. Prostatum'u, Trepeşkmoğlu, Barstap varmış. Cross Atomut'u bunu geçtim. etumun Refreshing. Abi güzel. Şimdi onlar bak bu da bu da olabilir bu arada var hem var. Life var. Bir dakika şuna bak. Heh. Atomut Altikin'in Empower Spear. Olur. Skiver ekleyip kullanırsın. Var geçtim. Kollukları falan var. Heavy. İşte e, ee, Flail Perk'lü Refreshing'li ayaklığı var. Heavy. Enchanted Ward borakulus Blade. Enchant Bot Shield Rush'lı. Enchant Bot Yani her birine bir skill perk'ü falan eklemişler. Bunlara da öyle değil mi? Aynen. Her birinde bunlar medium'a geçtik. tam enchanted board kesin. Yanına bir tane skill perk eklemişler. E, bu ilk yapacaksın. Güç yok. Bir tanesini buradan şey yaparsın. Mesela yapışık oblivion veriyor. Focus veriyor. Al oblivion için kullan. Veya bunu veriyor. İşte ice count oynuyorsun. Gerekli merek olur. Buradan 2-3 öyle şey yapabilirsin. En azından bir seçimi buraya bırakmışlar. Onun yanında gene itemler var tabii ki. Bunlar random perklü random şeyle atabiliyor. Ama başlayacağı refreshing atıyormuş. Şimdi bu abi kolay gibi gözüktüğüne bakmayın. Hatcher'den daha zor. Sebebi ise şu. Ice Card'ın 7 milyon canı var. Bundan önce bir tane de ejderha var ya. Onun da 7 milyon canı var. Bir tek Fire'dan %20 fazla alıyormuş. Bir önceki canavar Beast. Bu ise Ancient. Yeni yere 2 yıldır 2 tank. 6 DPS falan yeterli olacaktır. Niye 2 tank dersen. Bir mobun agrosunu diğerinden ayırman gerekiyor. Yoksa bossları kesemiyorsun. Yani son bossu daha hızlı kestik. Fakat o ejderleri daha geç kestik çünkü yan yana olunca yani bir tank var bir tank bir tek taunt alırsa o moblar iki şey olduğu sürece onları kesemiyorsun. Şimdi yemek sisteminde şöyle özetleyeyim ben size. Eskiden 40 stat vardı işte max 48 falan görüyorduk. Artık sistem birazcık değişti. Onu da size net New World Database'den göstereyim. Artık bizim Roasted Rabbit'imiz yani 40 kons veren yememiz 48 kons verecek. Evet en yüksek statı veren yemek oldu. Banana Parfait ise muzla yapılan. Kendisi artık 44 stat veriyor. Bunların bir altı ise direkt 30 veriyor. Yani bu banana 48 veriyordu. Rostat 40 veriyordu. Şimdi banana 44 verecek. Rostat ise 48 verecek. Bu niye böyle yapıldı? Bir e, muhtemelen gene herkes basabilecek. Malzemesini herkes toplayabilecek. E, gidip craftlayabileceğiz. Hani DLC dahilinde olacak mı bilmiyorum. Şu an e, bunu çünkü eskiden basıyorlardı. Bunu belki DLC dahilinde alabilirler tamam mı? DLC olanlar kullanabilecek. Yoksa şöyle bir şey oluyor. DLC dahilinde gelen yemek daha stat veriyor. DLC olmadan basılan yemek daha yüksek stat veriyor. O tarz bir şey yapacaklar bilmiyorum. Ama tek benim anladığım şu. Bunu yaparken ki malzemeler var. Yani şunlar mesela rabbit, butter, brokoli, kaliper, e, sugaş, taragon, oregon. Bunları abi e, canlandırmak istiyorlar. Yani bunlar kullanılmıyor. Sen 48 stat yemek varken 40 yer misin? Anca Hani diyeceksin ki ya işte 3-5 koltuğun lafını yapacaksın. Öyle basmayayım diyeceksin. Şundan basayım diyeceksin. Tamam mı? Kimse gidip 8 stat kaybetmek istemez herhalde. O yüzden hep banana basıyorduk. Ama şimdi banana 44. Rost Trabit 48. E şimdi e, PP olarak bakıyorum ben işe. 6 stat 4 stat eksik kalacak. 684 tane item giydiğin zaman zaten sen 4 stat da eksik kalıyor. Gidip de ucuza yemek basamıyorsun. 700 olacaksın ki ucuza yemek basarsın. E dediğim gibi 4 sat 4 atak demek. Niye 48 değil de 44 basacaksın? O birazcık bilmiyorum değişik geldi. Onun üstüne hani mus fiyatları ne olur? İşte bundaki artık çok kullanacağını düşünmüyorum. Birazcık ee, dipi görür gibi. Yani şunun istediği eski malzemeler biraz daha şağa kalkacak gibi. Onlar fiyatları artacak falan. Bu şey için de geçerli. Planet Almanec mesela 48 dex veriyor artık 40 yerine. Banana puding 48'den 44'e düşürülmüş durumda. E Bunun istediği malzemeler abi balık istiyor. Yani bir de şey var. Tek yemek yapamıyorsun artık. 3x 3x basıyorsun. 3x balığa da şu malzemeleri istiyor yani. Birazcık hani e, artık şey olmuş. Şuradan da göstereyim hemen. Dönerek gidelim. Durur saçar. Heh. Artık öyle tek yemek basma yok. Mesela banana bırak. Abi 30 tane muz istiyor. Eskiden 6 tane muz isterdi. 3 tanesi 18 isterdi. Şimdi 30 istiyor. Daha fazla malzeme istiyor. Ve bonus şansına bak. %18. Biraz kısılmış gibi geldi bana. Bir altı 10 Tabi şematik yok. Bunları bu şekil yapmışlar. 3x istiyor ve malzemeleri de arttırmışlar. Artık öyle yani gidiyorsun 2 tane mint topluyorsun. Hop direkt basıyordun yeme 100 bin tane belki çıkıyordu. Satıyordun. Çok da para etmiyor diyordun. De, ee, direkt satın alıyordun mesela. Ben artık biraz daha craft'a oynayabiliriz. Bu desen Sunrise için de geçer bu arada. şöyle göstereyim. Yemeğin üstüne geldiğinde herhangi bir engrot vesaire bir şey yazmıyor. Tabi PTR'de olduğu için. Ama bunlar hani hangi şey dahilinde olacak? Mesela basıyorsun. Abi 48 STR e burada 44 var. Hani gidip de 48'i basarız. 44'lüğü basmayız gibi mi geliyor bana. esnek statlarını falan soracak olursanız. Jir score arttıran yemekleri Onlar duruyor. Gene aynı birer şekilde basıyor 15 jir score arttırıyor. Malzemeler aynı. Yine ee, gene 2500 lak verenler vardı. Bunların malzemeler bir tık bana artmış gibi geliyor. Yani 15 tane patates ben istiyor. Bunlar da tane istiyor. Bu 2500 meslek level'ı verenler. Laklar. 3 tane craftlıyorsun ama. Ya yani malzemeler artıyor ama x3 craft yapıyorsun. Oran biraz düşürülmüş gibi geldi bana. Bunu da en net 12 Mart'ta artık sunucuya geldiğini de görürüz. Çünkü burada dediğim gibi DLC DLC'siz şekli değil. Herkes her şeye direkt erişiyor burada. Yani aynı şekilde bize canımızı dolduran yemekler vardı. Hurt işte manımızı dolduran yemekler vardı. Bunlar da gene x5 olarak çıkıyor. 5x yemek istiyor. Yani sürekli tek tek yemeklerle uğraşmıyorum diye bu tarz şeyler yapmışlar. Fakat buradan artırsam bizim 48 konsumuzu arttıran daha uzun 2 kat uzun süren yememiz ise gene aynı malzemeler istiyor. Bunları bilmiyorum düzeltirler mi böyle mi kalır. Gene burada 4 milden daha uzun süre daha hızlı canımızı dolduran simit var. Bu da gene aynı malzemeler istiyor. Biraz da şeyden kısmışlar mesela şunları falan eski hali 48 stat verenlerin hali. 60 dakikalık falandı yediğimiz zaman. Yiyince bir 80'e falan çıkıyorduk. Hepsini 40 dakika yapmışlar. E çünkü çantadan evdeki tropiyle uzatıyorsun birazcık daha. O yüzden süresini azaltmaya çalıştılar. Biraz da daha tüketmemizi istemişler. Yani kısa süreli tüketmemiz istemişler. Tüketim sistemi ilginç olacak gibi bir gelsin bakalım. Runeforge'a girip size de göstermek isterim. Fakat PTR'ın son günlerine yaklaşıyoruz. Oyuncu bulamıyoruz. Normal sunucuya gelir gelmez size bunu rehberini çekeceğim. Benden şimdi bu kadar New York videolarımızı kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Sonraki videolarda görüşürüz kankiler.